Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere öğretmenler tarafından ve ETV'nin proje ekipleri tarafından çok sık kullanılan bir webik aracından bahsedeceğim. Ekranda gördüğünüz gibi webik aracımızın adı Learning Apps. Learning Apps ile biz neler yapıyoruz? Ders içi materyaller hazırlıyoruz ve etkileşimli bir webik aracımız. Sizler de uygulamalarınızda çok sık kullanacaksınız. Zaten eminim ki birçok öğretmen tarafından kullanılıyor etrafınızda ve sizler de bugün benimle beraber Learning Apps'i kullanmayı göreceksiniz ve hep birlikte projelerimiz için, derslerimiz için uygulamalar yapacağız, oyunlar hazırlayacağız, materyaller düzenleyeceğiz. Çok zaman kaybetmeden şimdi hep birlikte Learning Apps Web 2 aracının kullanımını izliyoruz. Learning Apps web sitesine ulaşmanız için öncelikle Google'dan learningapps.org veya direkt Learning Apps yazdığınızda zaten ekran gelecektir. Web siteye giriş yapınız ve karşınıza böyle bir ekran gelmesi gerekiyor. Bu ekran geldiğinde zaten bize bakın burada learningapps.org nedir diye bir özel sekme açmışlar. İsterseniz buradan da inceleyebilirsiniz. Ya da tanıtımını göster diyor. Buradan da tanıtımla ilgili videolara ve görsellere bakabilirsiniz. Şimdi biz giriş yapacağız ama öncesinde bakın burada güzel bir sekme görüyorum. Uygulamaları incele diyor. Şöyle bastığımda bakınız kategori olarak tüm dersler var. Bakın İngilizce olsun, müzik olsun, kimya olsun, felsefe, matematik, hangi ders olursa olsun buradan içerik oluşturabiliyorsunuz. Şimdi hep birlikte şöyle örneklere bir bakalım. Örnek olarak ben mesela buradan matematik dersini seçmek istiyorum. Bakın matematikle ilgili neler var? Bakın saat kaç uygulaması yapılmış bir arkadaşımız tarafından. Ne diyor? Yönerge veriyor. Bakın nasıl yapıldığına dair bir giriş yönergesi de var. Bu da çok güzel bir özellik. Ekrandaki saatlerin altındaki boşluklara tıklayarak saatin kaçını gösterdiğini seçiniz diyor. Bakın çok hoş. Mesela bakın saat burada 10:10 geçiyor. Buradan tıkladığınızda şıklar açılıyor. Ve buradan saat 10:10 geçiyor dediğinizde veya bakın bittiğinde buradan onaylayacağız. Ve bakın doğru oldu. Sizler de buna benzer uygulamalar hazırlayabiliyorsunuz. Şimdi hep birlikte giriş yapalım, uygulama oluşturalım. Üye olmanız için learningapps.org'a sağ taraftan giriş yazıyor. Giriş butonuna tıkladık. Burada var olan hesaplar için giriş var. Hemen bu ekranın en altında yeni hesap oluştur diyor. Hadi buna basalım. Bizden burada kullanıcı adı, e-posta, şifre bilgilerini istiyor. Hep birlikte bilgilerimizi giriş yapalım. Sizlerden istenilen bilgileri giriş yapınız. Ben girdim. Buradaki kutulara tik işaretlerini koyuyorum. Eğer istemezseniz tıklamazsınız. Önemli değil. Ve buradaki hemen kodumuzu giriş yapacağız. Evet. Güvenlik kodumuzda giriş yaptık ve hesap oluştur diyoruz. Ancak bu e-posta adresi kullan. Evet, gereken bilgileri girdik ve bize bir ekran çıktı. Bakın profil düzenleme ekranı. Burada isim, soy isim, okul, kurum, web sitesi gibi bilgileri doldurabiliyorsunuz. Hadi şimdi bunları da doldurun ve diğer ekrana geçiş yapalım. Evet, gereken bilgileri doldurduk ve benim profilimi kaydet butonuna basarak bir sonraki aşamaya geçiş yapalım. Evet, hesabımıza giriş yaptık. Sağ üst taraftan giriş yapmış olduğumuzu görebiliyorsunuz. Şimdi ana sayfamızda sınıflarım kısmı dikkatimi çekiyor. Buradan isterseniz sınıf oluşturabiliyorsunuz. Hadi bir sınıf oluşturalım beraber. Öğretmen çocuk sınıfını yazalım ve sınıfımızı oluşturmuş olduk. Buraya öğrenci hesaplarını da ekleyebiliyorsunuz. Evet, öğretmen çocuk sınıfımızı oluşturduk. Learning Apps'in Web 2 aracı olmasının sebeplerinden biri etkileşime izin vermesiydi. Yani öğrencileri bu
sınıfımıza davet edip onların da bu sınıf içerisinde uygulamalarınızı kullanmanıza izin verebiliyorsunuz. Learning Apps'te öğrenci davet etme işlemleri için bu aşamayı göstereceğim. Buradaki öğrenci hesapları butonuna tıklıyoruz. Başka öğrenci hesapları oluştur diyerek öğrenci hesabı oluşturabiliyorsunuz veya direkt öğrenci davet et diyebiliyorsunuz. Şimdi öğrencilerimiz için hesap oluşturacağız. Buraya tıklıyoruz. Öğrencilerimizin ismini, soy ismini, kullanıcı adlarını ve şifrelerini biz oluşturuyoruz ve bu isimleri transfer edeceğiz. Yani onlara direkt aktaracağız. Onlar da rahat bir şekilde giriş yapabilecek. Deneme amaçlı bir öğrencimizin ismini yazalım. Bakın otomatik olarak isim soy isim yazınca bize kullanıcı adı ve şifre verdi zaten. Ardından istediğiniz kadar öğrenci ekleyebiliyorsunuz. Ve isimleri girdiğinizi varsayarak buradan kaydet diyoruz. Ve öğrencimiz oluşturuldu. Bunu şimdi davet edebiliyorsunuz. Kullanıcıya mesaj yollayabiliyorsunuz. Veya öğrenci hesabını başka bir sınıfa taşıyabiliyorsunuz. İsterseniz buradan da öğrencinizi silebiliyorsunuz. Şimdi bu öğrencimizi davet edeceğiz. Direkt buraya basarak öğrencimizin giriş yapmasını sağlayan ekrana erişebiliyoruz. Tıkladım. Bakınız, bu linki tıklayıp bu linki öğrencilerinize yollayın. Ardından hangi öğrenciye hangi şifre kullanıcı adını verdiyseniz o bilgileri ona verin. O da sizin yolladığınız linkten giriş yaparak oluşturduğunuz Learning Apps sınıfına erişebilsin. Öğrenci ekleme işlemlerini burada hallediyoruz. Burada bitiriyoruz. Şimdi de Learning Apps üzerinden nasıl uygulama hazırlayacağız? Bunları göstereceğim. Burada uygulama oluştur kısmından uygulama oluşturma aşamalarına geçiş yapabiliyorsunuz. Tıklayalım. Bakınız, burada birçok örnek var zaten. Bize alternatif olarak Learning Apps içerik oluşturmak için çok fazla seçenek sunuyor. Yani birbirinden çok güzel etkinlikler var. Bunları hangisi size uygunsa değerlendirebiliyorsunuz. Şimdi hep birlikte göz atacağız ve örnek bir çalışma yapacağız. Şimdi örnek olarak oluşturmak istediğimiz bir egzersizin şablonuna tıklayalım. Ne yapalım mesela? Dersimizin içeriğine bağlı olarak veya e-Twinning projemize uygun olarak seçim yapacaksınız. Ben eşleştirme oyununa bastığımda bakın bana zaten bir örnek veriyor. Bu örneğe dayalı olarak sizler de çalışma yapacaksınız. Mesela ne oluyor bu eşleştirme oyununda? Buradaki paralarla kuruşları eşleştireceksiniz. Eğer beğenirseniz buradaki yeni bir uygulama oluşturun kısmından uygulama oluşturacağız. Daha farklı örneklere baktığımızda bakın burada dikkatimi çeken Kim Milyoner Olmak İster bilgi oyunu var. Bakın yine örnek olarak bize gösteriyor. Bakın soru soruyor bize. Bu sorumuzun uygun cevabını vereceğiz. Bakın doğru olursa doğru anlamında oluyor ve diğer soruya geçiyor. Ders işlerinde ve projelerde çok çok kullanabileceğiniz gerçekten mükemmel bir uygulama. Eğer bu uygulamayı da beğenirseniz buradan yeni bir uygulama oluşturacağız. Şimdi Kim Milyoner'den ziyade görselli bir uygulamayı sizlere göstereyim nasıl yapılacağınızı. Nasıl yapalım? Bakın buradan gruplara doğru eşleştirme oyununa bakalım. Nasıl bir oyunmuş? Dokunma. Dokunma neyle ilgili bir durum? Şöyle taşıyalım. Evet, beyinle ilgili bir durum. Bakın çok güzel bir uygulama. Yutma neyle ilgili bir durum? Şu an sallıyorum. Bakın beyinle ilgili. Susama, beyin gibi. Ve en son oyunumuz bitince bakın sağ taraftan yapıyoruz. Bakın hatamızı da görmüş olduk. Yutma hatalı bir cevaptı. Hadi şimdi birlikte buna benzer bir uygulama oluşturalım. Sağ üst taraftaki yeni bir uygulama oluşturun butonuna tıklayın. Açılan ekranda sizlerden bu uygulama başlığı istiyor. Buraya başlık yazacaksınız. Ne yazalım? Öğretmen çocuk yazalım. Biz deneme amaçlı yapıyoruz. Buraya açıklama metni yapacağız. Doğru cevapları eşleştirin dedik. Tanıtım kısmında bakın gruplar bir arka plan diyor. Buradan arka plan seçeceğiz. Nasıl seçeceğiz? Resim seç diyerek
butonuna tıkladığımızda resim seçmemiz için bize burada opsiyonlar gelecek. Resim arayabiliyorsunuz, direkt URL'ye girebiliyorsunuz veya güzel bir özellik daha, bilgisayardan da direkt aktarabiliyorsunuz. Biz ne yapalım? İnternet üzerinden resim arayalım. Ne olsun? Ders diyelim. Ara diyelim. Bakalım ne çıkacak. Çıktı. Mesela şunu seçelim, kitap yığınını. Evet, kullan diyelim. Bu resmi kullanacağız arka plan olarak. İsterseniz açıklama girebiliyorsunuz. Gruplar, şimdi bir öğe, bakın şöyle baktığımızda, bakın birinci öge kısmına burada metin, resim ekleyebiliyorsunuz. Ben metin ekleyeceğim sadece. Ne olsun? Web 2 olsun. Bakın buraya parçalar ekleyebiliyorsunuz. eTV'nik olsun. Bu birinci grup içinde. İkinci grup içinde ekleyebiliyorsunuz arka plan. Resim seç diyorum. Ben buradan rastgele seçiyorum. Daha önce yüklediklerimi seçtim. Öge olarak ekleyelim. Burada gereken parçaları ve bilgileri doldurun. Grup 2 için az önce 4 tane grup vardı. Ve gruplara öge ekliyorsunuz. Bakın ilk yaptığınız arka planda grubun üstündeki isim. Ardından eklediğiniz ögelerde bu gruplara verdiğimiz şıkların doğru cevapları. Yine bunları zamanla zaten kullanarak öğreneceksiniz. Çok basit kullanım arayüzüne sahip. Bu da tamam. Grup ekleme aşamaları da var. Ben 2 tane grup yapacağım. Az önce izlediğimiz örneğinde 4 tane vardı. Bunları çoğaltabiliyorsunuz sizler. Ben basit olarak anlatmaya çalışıyorum. Yine herhangi bir sorunuz olursa mutlaka yorum yapın. Ben anında cevap vereceğim. Zaman kaybetmeden cevabınızı alacaksınız zaten sorularınıza. Evet, kartları göster kısmı da var. Ayarları yaparsınız kendinize göre. Tek tek göstersin. Ben buna izin vermiyorum. Geri dönüşüm. Burada kastettiği şey şu. Doğru cevap verirse eğer kullanıcı ne bilgi, yani ona mesaj olarak ne yollamak istersiniz? Evet, bakın burada hazır var. Maşallah doğru çözümü buldun. Güzel bir cevap. Tamam dedik. Tamamla diyoruz ve ön izlemeyi göster butonuna tıkladım. Ön izlemeye bakacağız. Yönerge, bakın ne demiştim. Doğru cevapları eşleştirin demiştim. Tamam. Sol üstte bakın projemizin adı da vardı. Bakın şıklar da geldi. İki grup oluşturmuştum. Mesela eTV'nin ögesini ben ne yapmıştım? Soldakine. Şimdi siz burada az önce bakın geri gelelim. Şuraya açıklama kısmına ben bir şey yazmadım. Ne yazalım? Bir numara diyelim. Şuna da iki numara diyelim. Bunu niye yazıyorum? Farkını anlayın diye. Şimdi bakınız gördüğünüz gibi bu taraf bir numara ve iki numara diye oluştu. Şimdi eğitimini ben bunu aktarmıştım. Öğretmen çocuğu da bunu aktarmıştım. Web 2'yi de bunu aktarmıştım diyorum. Bakalım doğru mu? Kontrol ettim. Yanlış. Hemen düzeltiyorum. Böyle geçiriyorum. Şu an yaptım. Evet, doğru oldu. Bakın bitti. Evet, örnek bir uygulamaydı. Uygulamayı kaydet diyorum. Ve uygulamam artık hazır. Bu uygulamayı bulmak isterseniz ne yapıyorsunuz? Uygulamalarım kısmına giriş yapıyorsunuz. Burada görebilirsiniz. Ya da şimdi bizim projemizle ilgili veya derslerde kullanacağımız için bizim için önemli kısım burası. Direkt şu linki kopyalarsanız eğer, bakın deniyorum, şu an kopyaladım. Gizli bir sekme açtım. Buraya yapıştırdım ve giriş yapıyorum. Eğer bunu yaparsanız direkt herkes oyunumuza erişim sağlayabilir. Kimle paylaşmak isterseniz linki ona verin. Ardından buradaki tam ekran linki var. Bu da tam ekran için. Deneyelim. Şöyle açtım. Bakınız tüm ekranı gösteriyor. Bu da çok güzel. Devam ediyorum. Burada da kod var. Bu kodu siteye yerleştirirseniz eğer direkt sitenizde bu oyun görünecek. Web site sahipleri veya e-training projelerinizde bunu direkt kullanmak isterseniz buradaki kodu direkt e-training sayfalarınızda ekleyerek sergileyebilirsiniz. Bunu da belirtmiş olalım proje sahipleri için. Temel olarak Learning Apps bu kadar. Yine farklı uygulamalar oluşturmak isterseniz uygulama oluştur kısmına giriş yaparak birçok etkinliği kullanabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa mutlaka ama mutlaka yorum olarak bana yazabiliyorsunuz. Ben cevap vermeye çalışacağım.
Yine tüm Web2 araçların ve öğretmenlerimiz için, öğrencilerimiz için faydalı uygulamaları tanıtmaya devam ediyorum. Öğretmen Çocuk kanalında bunları görebilirsiniz. YouTube kanalıma abone olmaya davet ediyorum sizleri de. Yine Telegram grubumuz da var. Telegram grubumuza da üye olmak isterseniz alttaki açıklamaya bıraktığım linki sizleri bekliyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.